YCM Yatırım'ın hazırladığı webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün petrol piyasasında son durumu inceleyeceğiz, özellikle bu OPEC kararları ardından. Şimdi geçtiğimiz hafta OPEC toplantısı gerçekleşti. Bunlarla ilgili hemen sadece ana hatlara bakacağız. Sonrasında teknik görünüme geçeceğiz. Şimdi OPEC'in hali hazırda uygulamakta olduğu 1,2 milyon varillik bir kota uygulaması vardı. Yani normal üretim kotasından 1,2 milyon varillik bir düşüşle birlikte bir düzeltme gerçekleştirilmişti. Amaç küresel petrol stoklarını 5 yıllık ortalamaya yaklaştırmayı amaçlıyordu program. Şimdi bu Cuma günü alınan kararla, Perşembe ve Cuma günü gerçekleşen toplantılar ardından alınan karara göre 1,2 milyon varilden 1,7 milyon varile çıkarıldı. Yani 500 bin varillik bir kesinti daha söz konusu. Bunun içerisinde OPEC sonrasında yayınladığı rapora göz attığımızda gönüllü kısıntılarla birlikte Suudi Arabistan'ın özellikle başı çektiği gönüllü kısıntılarla birlikte 2,1 milyon varillik bir kotada derinleştirme söz konusu. Bu 1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlayacak. Mart ayı olarak gösteriliyor hedef. Mart ayında tekrar bir değerlendirilme gerçekleştirecek. 6 Mart'ta toplanıyor OPEC ve OPEC artı dediğimiz bu Rusya'nın da başı çektiği ülkeler. Normalde burada kesintinin 500 bin varillik kesintinin OPEC tarafındaki sorumluluğu 372 bin varil olarak, Rusya tarafında 131 bin varil olarak görülüyor, dikkat çekiyor. Şimdi burada avantaj, dezavantaj neler olabilir? Bunlarla ilgili ufak bir konuşmadan sonra teknik kısma değerlendirmeye geçeceğiz. Şimdi öncelikle burada anlaşmanın belirsiz olması, daha doğrusu belirsiz derken süre açısından belirsiz olması burada büyük bir sorun teşkil ediyor. Mart ayından sonra mevcut anlaşmanın koşulları ülkelerin bütçelerine pozitif mi yansıdı, negatif mi yansıdı, bunları görmemiz gerekiyor. Ancak daha önceden raporlarımıza eğer göz attıysanız veya eğitimlere katıldıysanız burada sıkça bahsetmiştik. ABD üretimi en büyük tehdit küresel petrol piyasası açısından. Şimdi normal koşullar altında kaya petrolü üreticilerinin yaşadığı maddi sıkıntılar ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle üretimlerinin düşmesi bekleniyordu. 2020 sonlarından itibaren özellikle. Birkaç büyük bankanın bunlarla ilgili raporları yayınlandı zaten. Beklentileri de kaya petrolünde üretimin artık zirve yapıp bir miktar ivme kaybedeceği yönündeydi. Şimdi zaten hali hazırda sıkılaşan bir ortamda OPEC yeni bir adım atarak 1,2'den 1,7 milyon varile çıkardı kotayı. Normal şartlarda son dönemde özellikle zaten kotanın altında üretimler gerçekleştiği için kota miktarının hali hazırda bu sıkı piyasa zaten fiyatlanmış olduğu için biz bunun şiddetinin oldukça az olduğunu gördük. Yani fiyat üzerinde inceleme yaptığınızda biraz sonra grafikte de göreceksiniz. Bu kadar ciddi bir kararın ardından oldukça sınırlı bir etki oluştuğunu gördük. İkinci etkenlerden birisi de şu. Bunun herhangi bir yaptırımı olmaması zaten bu mevzuatıyla ilgili OPEC'in. Üretim zaman zaman Nijerya'da, Irak'ta örneğin kotayı aşabiliyor. Ve Rusya örneğin çok gönüllü olmasa da daha önceki açıklamalarında kotaya uyma sözü verdi burada da. Daha doğrusu çok fazla bir uyum söz konusu olmayabiliyor her seferinde. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Ancak en büyük tehdit belirttiğim gibi ABD tarafındaki kaya petrolü üreticileri. Şimdi hali hazırda zayıflayan bir üretim faktörü, eğer ki bu anlaşma hedefleri doğrultusunda ilerlerse, normalden daha uzun sürede yükselecek petrol fiyatlarını tekrar daha hızlı şekilde yükseltme eğilimi gösterebilir. En büyük sorunsa şu, kaya petrolü üreticilerine aslında bir can simidi attı burada OPEC. Zayıf petrol fiyatından negatif etkilenen kaya petrolü üreticileri şu an daha hızlı şekilde, daha çabuk yükselebilecek petrol fiyatları nedeniyle hazır ola geçmiş durumda. Yani burada tekrardan üretim faktörlerini devreye sokabilirler. Ki ABD üretimi hala yüksek, sondaj kuyusu sayısındaki düşüşe rağmen, bunun tabii ayrıntıları da var. Sondaj kuyusu sayısının düşmesi mutlaka üretimin düşmesi anlamına gelmiyor. Ancak özellikle bu kaya petrolüyle ilgili gelişmeler dediğim gibi arz tarafında petrol piyasasını önemli ölçüde etkiliyor. Şimdi eğer bu olursa, bu Mart ayına kadarki süreçte
Bununla karşılaşırsak yukarıki seviyelerde petrolün OPEC çabasıyla gerçekleşen yükselişlerinde daha sert düşüşler görülürse o zaman Mart ayında elindeki cephanesi azalmış olacak OPEC tarafında. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sürekli petrol piyasasını düzenlemeye çalışan ve maliyetlerinden, bütçesinden feragat eden bir OPEC ve her seferinde daha fazla üretip normalden daha fazla kazanan bir ABD ekonomisi karşımıza çıkmış olacak. Buna da Rusya'nın ne kadar göz yumabileceği, biraz siyasi tarafla da ilgili tabii bunlar, merak konusu bunlar. Bunları takip ediyor olacağız. Şimdi teknik tarafa geçecek olursak önce büyük resme bakalım. Gördüğünüz gibi grafikte ham petrol tarafında 75 seviyesinde bir zorlama gerçekleştikten sonra tekrar bir düşüş karşımıza çıktı. Ve biraz önce bahsettiğim kısım şu. Dikkat ettiyseniz 75 dolara doğru zorlamalara artık buraya bile varamayan seviyelerde bol arz endişesi veya ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin olumsuz seyirle birlikte baskı oluştuğunu görüyoruz. Ki tam anlamıyla ABD kaya petrolü üreticilerinin burada devreye girmediği halde bu tablonun karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. 65 ve 75 dolar bölgeleri ham petrol tarafında kritik bariyerler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu devasa üretim miktarlarından, üretim tesislerinden bahsediyoruz. İlla ki bu FX piyasasında gördüğümüz gibi her seferinde noktasal dönüşler olmayabilir. Daha uzun süre katlanabilir yüksek seviyelere piyasa. Ancak bahsettiğimiz temel dinamikler herhangi bir sürpriz değil, bir falcılık da değil. Burada yukarıki seviyelerde üretim faktörlerinin iştahının artması daha önce de gördüğümüz ve normalde şirketlerin de zaten seve seve katılacağı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü karlılıklar artacak. Bu durumda tekrar baskı oluşması mümkün olabilir. Ancak teknik açıdan değerlendirirsek 50 ve 65 seviyelerinde oluşan bir sıkışma söz konusu. Bu sıkışma içerisindeki bant değerlendirilirken aynı zamanda şunu da unutmamak gerekiyor. Bu bant dışında tehlikeli bölgelere giriş yapmış olabilir ham petrol fiyatı. Yani 65 yukarısında bu belirttiğim üretim faktörleri tehdidi karşımıza çıkabilecekken alt tarafta da 50 seviyesinin altında bu kez zaten hali hazırda büyüme endişeleriyle birlikte çok fazla para politikası önlemi alınmış durumda. Olası bir toparlanma durumunda küresel piyasada teşvikler çok fazla, kredi faizleri sadece Türkiye'de değil küresel piyasalarda da oldukça düşük seviyelerde ve bu petrol şirketlerinin de karlılıklarını, faaliyet çalışmalarını gittikçe arttırma potansiyeli sunuyor. Bu da küresel piyasaların tekrar ivme kazanma ihtimaliyle birlikte petrol fiyatlarında taban oluşma potansiyelini arttırabilir. Ancak genel görüş aşağı yönlü risklerin daha fazla olduğu yönünde. Yani 42-35 gibi seviyeler önümüzdeki dönemde daha gerçekçi hale gelebilir. Eğer OPEC çabaları belirttiğimiz gibi bu üretici faktörüyle, tehdidiyle karşılaşırsa. Brent petrol tarafında aynı durum. 70 ve 57-50 seviyeleri için geçerli. Bu bölge mavi ile belirttiğimiz bu bölge için geçerli. Bu bölge dışında gerçekleşecek fiyatlamalarda biraz önce ham petrolde bahsettiğim tüm temel unsurlar tekrar karşımıza çıkabilir. Burada teknik olarak güzel bir ayrıntı vardı sadece. Ham petroldekinden farklı olarak burada gördüğünüz gibi. Burada bir miktar daha bu belirttiğimiz trend çizgisine uyumlu bir hareket vardı ama bu çok da kritik bir ayrıntı değil belirttiğim gibi ufak bir ayrıntı. Yukarıda 70 seviyesi üzerinde 79-88 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Ancak buradaki riskleri belirttim biraz önce. Aşağı yönlü risklerde ki bunu ağırlıklı senaryo olarak gördüğümüzü belirtmiştim. 57-50 altındaki fiyatlamalarda, haftalık kapanışlarda daha önce neler gerçekleştiği zaten buradaki örneklerden karşımıza çıkıyor. Burasının direnç konumuna geçmesi 50 hatta 43 dolar seviyelerine karşımıza çıkarabilir. Bu potansiyeli taşıyor. Ancak uzun vadeli görünüm her ne kadar bu temel dinamikleri yansıtsa da son dönemdeki gelişmelerle birlikte, sıkılaşan petrol piyasası ile birlikte orta ve kısa vadeli görünüm daha farklı bir tablo karşımıza çıkarıyor. Bu nedenle tüm vadeler arasındaki değişimleri incelemek, hangi vadede işlem yapıyor olursanız olun,
riskinizi yönetmeniz açısından önemli olacak. Ham petrol tarafında 50-65 seviyesinden başlayan yükseliş için taban oluşturan seviye şu anda 54-50-56-65 bölgesi. Buradan da görüleceği üzere. Buradaki yükseliş eğilimi bu bölge ve üzerinde fiyatlamalar devam ettiği müddetçe ön planda olabilir. Burada takip edilecek bir kontrol noktası olarak şimdi belirlediğimiz bu kanalın üst sınırı olan 60-75 seviyesi takip edilebilir. Kanalın sürmesi açısından buradan belki düzeltme hareketi gerçekleşebilir. Buranın aşılması durumunda da ivme kazanımı olabilir. Ancak asıl burada en önemli koşul 54-50-56-65'in trend tabanını oluşturduğu ve bu bölge üzerinde yukarı yönlü görünümün korunacağı yönündedir. Ancak bu senaryoyu buradaki tabloyla da haftalık periyottaki tabloyla da birleştirmek gerekiyor değerlendirirken. Brent petrolde aynı durum 59-50-61-50 bölgesi için geçerli. Bu bölge üzerinde yükseliş beklentisi var. Ancak ben yine de şunu hatırlatayım. Bakın şunun zamanını kestirmek de çok zor. Yükseliş eğilimi kısa, orta vadeli trendlerle birlikte takip edilebilir. Ancak bu üretim koşulları devreye girecek mi? Ne zaman girecek? Veya girdiği gibi hemen bu başlayacak mı? Düşüş baskısı. Bunu zamanını ve derecesini kestirmek oldukça zor. Ancak şöyle bir durum var. Yükselip tepki görmediği müddetçe ne kadar yükselirse o kadar sert tepki göstermesi beklenebilir. En azından bu denklem çıkarılabilir. Çünkü üretim iştahı o kadar çok artacaktır. Brent petrolde de belirttiğim gibi 59-50-61-50 bölgesi destek. Şimdi kısa vadeli tabloya geçecek olursak, ham petrol tarafında OPEC kararı sonrasında biraz önce bundan bahsediyordum. Normalde petrolün zirve oluşturduğu bölgeleri birleştirdiğimizde aslında bu kadar kritik bir karar sonrasında bile gördüğünüz gibi üst bant aralığından yukarıya bile atamadığını görüyoruz kendisini. Ham petrol fiyatının. Burada da 56-50-58 bölgesini takip ediyoruz. 50 periyotluk envelopla sağladığımız takipte 0,4'lük sapma uyguladığımız. Aynı zamanda kontrol amacıyla 200 periyotluk üst sel hareketli ortalamayı da takip ediyoruz burada. Tabii burada çizgisel çalışmalar da gerçekleştirilebilir her şekilde. Gördüğünüz gibi bant dışına çıkamamış durumda ki bandın üst kısmından da zaten bir baskı görüp düzeltme hareketi gerçekleştirdi. En azından bu bandın kontrol bölgesi olarak 57-50-58 bölgesi şu anda takipte. Düzeltme bu bölge üzerinde kaldığı müddetçe tekrar bandın üst bölgesine doğru hareket gerçekleşebilir. Ancak bandın kırılması buradaki örneklerde olduğu gibi önceki örneklerde yine bandın alt bölgelerine doğru kırılım gerçekleşmesine olanak tanıyabilir. Brent petrolde benzer durum 62-50-63 bölgesi için geçerli. Burada biraz daha sert tepki gördük ama burada da görüleceği üzere zirveleri yine birleştirdiğimizde, hani kabaca birleştirdiğimizde çok sert, agresif hareketlerin gerçekleşmediğini, hani tahmin edilebilir aralıkta kaldığını görüyoruz. Ya önceki OPEC'in ilk kararını aldığı, ikinci kararını yinelediği süreçlerde bile ters tepkiler bile olsa daha fazla tepkiler görmüştük hareket alanı açısından. Bu kez öyle olmadı. 62-50-63 bölgesi. 50 periyotluk envelop sınırı bu bölge üzerinde kaldığı müddetçe görünüm pozitif ve tüm şartlar biraz önce belirttiğimiz Brent petroldeki şartlarla aynı olarak karşımıza çıkıyor diğer şartlar. Yine 200 periyotluk üst sel hareketli ortalamayla kontrol takibi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte neleri takip edeceğiz? Önümüzdeki süreçte OPEC üretim rakamları, özellikle bu aylık raporları takip etmeyi sürdüreceğiz OPEC'le ilgili. Her ay gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde genellikle zaten bu OPEC raporundan çıkarımlar yaparak bir senaryo oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun dışında ABD üretimi önemli. Bununla ilgili de her hafta yayınlanan ABD stokları iki kez Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ve ABD Enerji Bilgi Dairesi'nin yayınladığı stok rakamlarını takip ediyoruz. Bunların takvimde göreceksiniz, anlık etkisini ölçmek her seferinde sağlıklı olmayabiliyor.
çok farklı sonuçlar karşımıza çıkarabiliyor fiyatlama açısından. Ama daha orta vadeye yayılan bir çıkarım elde etmek için üretim, stok rakamlarının seyriyle ilgili oldukça sağlıklı göstergeler. O yüzden yakından takip etmekte, en azından göz ardı etmemekte fayda olacaktır. Benim konuyla ilgili anlatabileceklerim bunlardı. Siz hepinize katılımınız için teşekkür ederim. webinar@gcmyatırım.com.tr, analiz@gcmyatırım.com.tr buraya sorularınız olduğu takdirde iletebilirsiniz. Herkese başarılı işlemler, iyi akşamlar dilerim. Thank you.